Merhaba ben Zuhat. Selam ben de Olcan. Her hafta yeni bir konuyu sorguladığımız Bu Mu adlı podcastimize hoş geldiniz. Buyurunuz. Selam millet. Selam herkese. Bundan birkaç gün önce Patreon özel attığımız bölümümüzde herkes bir küçük göt oldu. Farkındayız ama özür dileriz. Ben özür dilemiyorum abi bunlar. Pazarlamada her yol mübahtır yani. <laughs> mübahtır. Çünkü oradan şu an destekleyen 10 kişi falan var bize. Onlara da özel bölüm yapacağımız sözünü vermiştik. Artık onu da yapmamız gerekiyordu ama bana birkaç kişiye yazdı böyle. "Abi bir anda böyle salak oldum, dünyam yıkılmış gibi hissettim falan." demişler. Dediğim gibi abi bu işlerde her yol mübahdır yani. <laughs> evet abi. Hep başkalarının yaptıklarını anlatıyoruz, biraz da biz yapalım. Evet evet. Ya, ayda bir iki kere böyle sizi maalesef ki küçük etmek zorundayız. Onları da özel bölüm atmak zorundayız. Ben şöyle bakıyorum. Ya sonuçta mesela ben de geçen gün bir Blinkist diye kitap özeti yapan bir uygulama var. Mesela bana 7 günlük deneme vermişler. Aslında bunun mantığı senin ağzına bir parmak bal çalıyor. Aynen öyle. Bak diyor normalde bunu satın almazsın ama bir tadına bak. Hoşuna gidecek diyor. Yani bizimki de öyle. Aynen bir gelin ya. Yoksa kuru kuru Patreon deyip duruyorduk. Artık insanlar Patreon ne olduğunu biraz daha anlamıştır. <laughs> Aynen. E biz de bu arada ilk defa Patreon'u Patreon gibi kullanmaya başladık. Yani insanlardan para istemek gibi davranıyorduk. Ama asıl bir şey üretip bir şey istememiz gerekiyordu. Ona başladık. Yani zaten açılma sebebi bu zaten. Hayat bizi buna zorladı. Bizi neden yoruyorsun? Okey kanka bu hafta ne konuşuyoruz? Abi bu hafta ne konuşuyoruz? Bu hafta... Ya üzerine en çok emek harcadığımız a, bölüm olabilir bu arada. Evet bu bölümü çekmemiz yaklaşık bir 24 saatimizi aldı. Evet evet aldı. Nasıl aldı derseniz. Dün ne yaptığımızı belki sen anlatmak istersin. Dün dopamin orucu, dopamin detoksu diye bir şey yaptık. Belki yani bilenleriniz vardır arada. Bu e, yakın zamanda Silikon Vadisi'nden çıkan bir şey. E, i̇şte oradaki insanların bir gün boyunca anlatacağız zaten uzun uzun. E, dopamin, dopamin detoksuna giriyorlar Belli sebeplerden ötürü, belli kafalarındaki şeyler için. bize dün on denedik. Aşırı zor geçti benim. ya Benim de ikinci deneyim şimdi. İlkine göre daha kolay olur sanmıştım ama daha zor oldu açıkçası. Olur kardeşim bu iş askerlik gibi değildir. Önce yaptığımız şeyi anlatalım isterseniz biraz. İstersen Hı. biraz. Siz tamam. kimseniz. <laughs> Olcan Bey. Olcan Bey. Dopamin detoksunda kurallar temel olarak şu. Yani aslında bu, ya bilimsel olarak detoks yanlış bir kelime. Onu da açıklayacağız. Ama bizim günlük hayatımızda artık çok normalleştirdiğimiz bazı yüksek dopamin üreten aktiviteleri kısıtlamak aslında. Hı hı. Nedir bunlar? Teknoloji, alkol, uyuşturucu, seks, mastürbasyon, tatlı, şekerli yiyecekler, ee, kahve. Kitap okumak, arkadaşlarla takılmak. Yani son maddeler biraz daha e, opsiyonel ve işi biraz daha ekstremlere götürmek için. Bu arada göz, sonuçta göz bu... kontağı kurmayan bile varmış biliyor musun? Yani sonuçta dini bir şey olmadığı için bu. Ben açıkçası bu tarz şeylere böyle hani daha esnek yaklaşma taraftarıyım. Aynen öyle. Hani bu ilk saydıklarımız teknoloji vesaire mutlaka olmalı bence bunun içinde böyle bir şey yapılıyorsa. Ama diğerleri esnetilebilir. Mesela kitap okuyabilirsin. Ama bu sefer bu sadece çok kitap okuduğun bir güne döner büyük ihtimalle. O yüzden biz biraz daha ekstreme gitmeye çalıştık. Bunun içine mesela yemek yemeyi de ekleyenler var. Evet. Yani bildiğimiz oruca da döndürenler var. Ben mesela öyle bir şey tercih etmedim. Çünkü bu sefer açlıktan dolayı e, yani o yaşayacağım tecrübenin biraz altı boşalabilirdi. Ben de şeyi düşündüm abi ya. Dün tam böyle 4-5 saat sonra... Hani böyle Allah için oruç tut desen bir kere yanaşmadık. Ama podcast çekeceğiz <laughs> diye top dedik böyle. Eminim normal oruçtan çok daha zor geçen bir süreç ya. Evet müminler yine tepkili yine tepkili. Evet abi. Bizim dinimiz podcast olmuş vay be. Vay be kardeşim. Geriye zaten kalan aktiviteler de şunlardı. Yani <laughs> Yaşamak, şu nefes şekilde almak. geçirdik. <laughs> nefes almak, yani yürüyüş yapmak, hafif egzersiz, meditasyon ve yazmak, günlük tutmak. O zaman biraz dopaminden bahsedelim abi. Onun çok içine girmeden. Dopamin zaten her bölüm artık böyle ağzımıza pelesenk olmuş bir kelime. Dopamin abi temelde bir e, nörotransmitter. Yani beynin farklı nöronları, farklı bölgeler arasında iletişim sağlayan bir hormon demek doğru kelime mi? Emin değilim. Ya yani bu arada dopamin öyle bir şey ki bilim adamları bile tam olarak ne olduğunu, tam olarak neye yaradığına dair fikir birliğine varmış değil. Deneylerle bunu yorumlayabiliyorlar sadece. Evet yani bu fareler üzerinde yapılmış belli ünlü deneyler var zaten ve onlarda dayanarak şunları biliyoruz. Ee, dopamin senin bir şey istemene, bir şey yapmayı yapmaya motive olmanı sağlayan hormon. Ve bu şekilde de bu özelliğiyle de senin aktivitelerini ve alışkanlıklarını düzenliyor. Ya da uca gittiği takdirlerde bağımlılık yaratıyor. Hı hı. Bir aktivite dopamin yarattığında yani beyinde farklı bölgeler aktivite oluyor, aktive oluyor. Bunlardan önemli iki tanesi bir e, frontal korteks. Yani senin aslında odaklanman artıyor. Bir şey eğer dikkatini çekiyorsa, örneğin bir şeye açlık çekiyorsan e, artık odağın daha ona endeksli oluyor. Bir de hipokampüs, yani senin hafıza merkezin. Hı hı. O da bunu eğer hoşuna giderse, sana dopamin salgıtırsa hafızaya atıyor ki tekrar yapabilir. Yani zaten bunu şeyden falan çok rahat canlandırabilirsiniz. Bazı maddeleri burada söylemeyeceğim ama mesela Ritalin, ondan sonra konserta gibi ilaçlar zaten direkt bu dediğimiz şeyi ise yaptığın ilaçlar vücudundaki dopamin miktarını artırıyor ve sen oturup daha hiç sıkılmadan ders çalışıp konsantre kalıp onları ezberleyebiliyorsun. Aynen öyle. Bununla yani işte bu dikkat eksikliği tedavisine falan da kullanılıyor. Sonu inle biten maddelerin hepsi bunun içinmiş galiba. i̇şte kokain, ritalin, işte metamfetamin. O ini o sağlıyormuş. Ee, olabilir. 3 inden uzak durun millet. 3 beyazın yerini 3 <laughs> <üç> in aldı. <laughs> Aynen. 3 inmiş aslında onu. Ama işte sıkıntı şurada başlıyor. Dopamin seni hayatta tutan bir hormondur. Nasıl o hayatta tutar? Mesela eski çağlarda sen gidip bir meyve bulduğunda beynin dopamin salgılardı. O aktiviteyi tekrar ederek hayatta kalırdın. Hmm. Gidip onun yerini hatırlardın, bir daha yerdin. Bu şekilde bedenin gerekli besinleri alırdı. Ama günümüze gelince abi bu sefer o kadar çok dopamin salgılatacak, hatta hunharca dopamin salgılatacak aktivite ya da madde var ki bunların içinde kaybolmak, kafanı bulandırmak ya da senin hayatında yapman gereken daha düşük dopaminli aktiviteleri e, bunlardan sıyrılarak yapmak yani hayattaki hedeflerine doğru yol almak çok zor olabiliyor. Yani aslında işte bu dopamin detoksu da biraz burada devreye giriyor. O, bugün okuduğum işte makalede bu sign life mi sign art mı öyle bir şeydi. Şeyden bahsediyordu yani beyin bu dopamini yani dedi Uzat'ın bahsettiği gibi önce sadece hayatta kalmak için çoğu şeyi yapıyoruz yani sosyallik de aynı şekilde her şey aynı şekilde. Ama beyin bunu da öğrenebiliyor ve kolay yoldan dopamin elde ettiği şeylere karşı işte Uzat'ın bahsettiği gibi öğrenme geliştiriyor. Ve bu öğrenme çift taraflı yani bir bir şey kolaysa yap ve dopamin salgılar. Mesela bunun için şey örneğini vermişler. Mesela Tinder'a girip atıyorum sürekli sağ atıyoruz. ya yani Birilerine bakıyoruz. Eşleşiyoruz ama buluşmayacağımızı biliyoruz. O demiş ki bu tam olarak vücudunun kolay dopamin ihtiyacını karşılamak. O seksle ilgili, dürtünlerle ilgili. Buluşmayacağını bildiğin biriyle eşleşiyorsun ve o akşam rahat uyuyorsun bujun dopamini sağladı. Ters tarafı da şöyle işliyormuş abi. Buna da hatalı öğrenme gibi yaklaşıyormuş beyin. Sen e, yeni bir aktiviteye başladın, merak ettin, dopamini sağladın artık. Dikkatini oraya odakladın. Ama atıyorum bir fotoğrafından like almak gibi dopamini hemen sağlayamadığın için beyin diyormuş ki, "Okey, artık ben bu aktivite için dopamin sağlamayı bırakıyorum." Bu da işte hepimizin birçok şeye başlayıp bırakma sebebimiz. Yani çok kaslı bir adam görüp spor yapmaya başlayıp 3. gün kas sahibi olamadığını görünce ve senin amacın sadece kastlı olmak için bunu yapıyorsan sağlıklı olmak için değil. Beyin diyor ki okey abi bu bir yanlış öğrenme biçimi benim için. Artık ben bu için emek harcamayacağım çünkü bu aktivite kendini payout etmiyor diyor. Ve beyin işler, yani içten olarak içsel bir şekilde ona karşı merak üretmeyi bırakıyor. Aynen öyle. Yani işte yine hep aynı şey çıkıyor. Yine hep böyle enjoy the right muhabbetlerine çıkıyor aslında bilimsel olarak da her şey. Yani yoldan keyif almadığın zaman da bilimsel açıklaması da bu oluyor. Beynin evet ya yani ilk tepkisi o oluyor. Bir şey monotonlaştıkça bu bir ilişki de olabilir, bir hobi de olabilir, uğraştığın bir iş de olabilir. Artık daha az dopamin salgılamaya başlıyor beynin. Yani mesela niye ben en başta dopamin detoksu yanlış kelime dedim? Çünkü bunları hayatından çıkarınca dopamin çıkmıyor hayatından. Yani herhangi bir şey dopamin salgılatabilir. Mesela bir çocuğun düştüğünü gördün sokakta bu bile bir dopamin sebebi olabilir senin için. Evet abi. Ama temelde yeni bir tecrübe olması gerektiği. Zaten işte sıkıntı da şu ee, bu işte dikkat ekonomisinin büyük oyuncuları ona Netflix'te, Spotify'de, Instagram'da sana hep bu yenilik hissiyle geliyorlar. Yenilik ve sürpriz hissi bu arada bak o da çok önemli. Bunu Aynen. dijital minimalizm bölümünde bayağı detaylı anlatmıştık. Evet, o güvercin deneyi vardı orada? Bir... Aynen öyle. Yani ödül hiç beklemediğin anda gelirse çok daha yüksek bir dopamin salgılaması söz konusu beğenin. Bir de şey boyutu var bunun dopamin. Artık bizim deneye geçmeden. Bir de bunun için isteme hormonu da diyorlar. Yani dopaminin en yüksek seviyesi tam ulaşmadan bir önceki anda çıkıyormuş. Şey örneği veriyorlar bir tane otomatın önden geçiyorsun ve atıyorum o an aç gibisin. Deli gibi bütün konsantrasyon oraya gidiyor ya böyle Şimdi bakıyorsun hangi numarada ne var bilmem ne falan. İşte o tam olarak dopaminin senin gerçek hayatta ne olduğunu anlatıyor. Bu tamamen senin isteme hormonu ve o yüzden de birazdan da bahsedeceğiz. Bu bütün bu notification'lar, işte Instagram'lar oradan buradan gelen senin bu isteme hormonunu harekete geçirmek için trigger'lar, tetikleyici olarak kullanılıyor zaten. O yüzden de ilk aşama mesela bütün notification'larınızı kapatın derler. işinizle ilgili değilse. Dopaminin beklentisi mesela aslında alışkanlık yaratıyor. Yani dopaminin kendi yarattığı etki o ele geçirdikten sonraki etki değil. Mesela ben de onu öğrendim. Hani daha dopamin e, beyinde ödüllendirilmiş hissi iyi bir his yaratıyor diyebiliyordum. Ama buna dair bir kanıt yok. Aksine bunun aksini gösteren senin dediğinin üzerine yani hem tam o aktiviteden tam o ödüllendirilme anından önce dopamin yükseliyor... Artı artık o ödüllendirilme anında dopamin bitiyor salgılanması mesela. Aynen direkt zıp düşüyor. Bunu millet çok isteyip elde ettiğimiz birçok şey içinde e, anlayabiliriz. Yani işin aslında bilimsel kısmında da şöyle bir şey var. Ee, bu dopamin, dopamin detoksu ya da dopamin orucu işte şu şekilde sunuluyor bize. İşte bizim beynimizdeki reseptörler bu yüksek dopaminli aktivitelerle çok fazla uyarıldığı için e, hissizleşiyor artık dopamine. Ve sen 24 saat bu detoks yaparsan o reseptörler normal sağlıklı seviyesine geliyor diye bir iddia var. Bu kesinlikle yalan. Evet, evet. Bunu biz hani <laughs> ikimiz de ayrı ayrı araştırıp görmüşüz zaten. Onu konuştuk. Ee, yani bu şekilde mucize bir bir şey değil aslında. Bu, bu sadece biz boş yere o, yaptık. Bile, salak gibi bütün gün kusura bakmayın. evet. <laughs> Bunu da buraya Bölüm de burada bitiyor. Bölüm de burada bitti. Bok var gibi bütün gün duvara baktık. Ama olsun. Değil tabii ki. Aslında sadece o çok içine girdiğin o uyarılmış halinden bir adım geri çıkıp tekrar yine kaçınılmaz bir şekilde geri girdiğinde bir farkındalık kazanmış olmak. Yani bunun mantığı temelde bu diye aktarabiliriz. Okey abi o zaman. Bence dopamini yeterince insanlara anlattık. Geçmişini hatırlattık. Gece 5'te Klein'e gittiyse herkes şu an zihninde. Artık oruç kısmına gelelim. Ya yani bu orucun... Temelde iki çalışma mantığı var aslında. Hı hı. Ee, yani tabii çok öznel bu arada. Bunu mesela şey olduğunu iddia edenler de var işte silikon vadisindeki e, her türlü zevke erişim sahibi olan işte milyon dolarlık şirketi olan insanlar artık her şey hissizleştikleri için bunu kendilerini sıfırlayıp yeniden hayattan zevk almak için yapıyorlar diye bir argüman da var. Hı hı. Ama bizim daha yapmak istediğimiz taraf daha o bağımlılıkları kırıp daha düşük dopaminli yüksek değerli aktiviteleri hayatımıza tekrar entegre edebilmek. Yani evet aslında bir tık da biraz da meditasyon birazdan bahsedeceğiz havası da çok fazla. Yani ben de çok öyle bir etki etti. Yani bu olayın silikon varlığından yani bunu araştırdığınız zaman da hep şey göreceksin. Işte 24 saat detoks yaptılar oruç tuttular falan dopamin orucu. İşte bunun hmm. sebebi olarak şeyi söylüyorlar. Işte onların hayatı inanılmaz zaten hep online geçtiği için bu adamların sen ben gibi... Azaltarak bırakma lüksleri yok yani. Bu adamlar bir gün kapatıp... ...geri kalan haftanın altı günü zaten sürekli online olup... ...bununla yaşamak zorunda silikon vadisinde insanlar. Yani biz de bunu böyle yaptık. Çünkü merak ettik hem nasıl olduğunu tecrübelerimizi. Yani sırf böyle gidip silikon vadisindeki... ...bir günlük şeyi güzelleme gibi değil... ...eksik tarafları ve güzel taraflarıyla... ...nasıl yapılabilir? Konuşalım. ya yani işte iki madde var dedim. İlki işte buna mesela... ...YouTube'da izlediğim bir videoda şöyle bir örnek vermiş. Eşeği aç bırakmak diyor. Hı hı. Yani sen diyor bu böyle bir köyde e, bir cinsel anlamı girmiş. yok mu <laughs> bunun? <laughs> yok. yok. Doğu Anadolu'ya doğru uzanan bir hikayesi yok. Aman, aman Yabancı abi. bir kanaldı. Bizi böyle artık haber, yayında haber etmeye şey karar yani. verdiğimiz son 3-5 bölümdür eşeği aç bırakmak Ucundan böyle bir şey çıkmasın. <laughs> 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 bir de en pis halinden dönüyoruz böyle eşeği aç bırakmaktan. İşte Starving the Donkey demiş mesela. O da şöyle tanımlıyor. Ee, hani sen iradeni kontrol etmeye çalışıyorsun. Ee, onu belli bir yere götürmeye çalışıyorsun. Ama o iş her zaman kolay olmuyor. Yani her zaman senin için iyi olduğunu, doğru olduğunu bildiğin aktiviteleri yapmıyorsun. Hı hı. O yüzden böyle eşeğe binmek gibi bir metafor olarak aktarmış bunu. Ee, o da şunu diyor yani senin eşeğinin önünde inanılmaz lezzetli yiyeceklerle dolu bir açık büfe varken ona işte daha dopamini düşük, tek bir havuç gibi başka bir yiyeceğe doğru yönlendirmen çok zor diyor. Hı hı. O yüzden aslında bu, o eşeği bir gün boyunca aç bırakıp hı hı tekrar öyle bir seviyeye getirmen lazım ki o en başta göz, yüzüne bile bakmadığı havucu bile isteyecek bir hale gelsin. Gerçek anlamda şu şekilde örneklendirebiliriz. Aslında böyle bir şey yaptıktan sonra yaşayacağınız tecrübe çok ciddi can sıkıntısı olacak. Ve artık o can sıkıntısı içerisinde örneğin kitap okumak gibi normal şartlarda diğer aktivitelere kıyasla sıkıcı bulduğunuz bir aktivite bile gözünüze daha cazip gelmeye başlayacak. Yani buradaki en temel mantık aslında daha hayatınıza değer kattığını bildiğiniz, daha yapmanız gerektiğini bildiğiniz aktiviteleri yeniden cazip hale getirmek. Ama işte burada da şöyle şöyle bir trip var abi. ikincisine sene geçmeden. Ee, ya bu bahsettiğimiz gibi bu hormon isteme yani bu wanting hormonu olduğu için eğer hmm. sen bunu yapıp bu farkındalığa eriştiğini düşündükten sonra ertesi gün uyandığında yine birebir aynı hayatına geri dönüyorsa hiçbir şey değişmeyeceğinin garantisini yüz yüze olarak veriyor bu, bu şeyler. İşte nöropsikologlar veya psikiyatristler. Çünkü senin bu ilkel beynin zaten sürekli uyarıcılara karşı tetikte olduğu için ve kolay şekilde ödüllendirmeyi istediği için beynin zaten her zaman. Sen yine sabah Instagram notification ile uyanıp bilmem Reddit notification ile uyandığın zaman yine bir bok değişmeyecek. Yani kendini aç bırakıyorsun ama yerine bir şeyi kesinlikle koyabilmen gerekiyor. Kesinlikle öyle. Ee, yani bu aslında puzzle'ın ilk parçası gibi. Yani mantığı da biraz şey aslında yani şunu görebilmek hani okumanın da cazip bir opsiyon doğru şartlarda yani sen içinde bulunduğun çevreyi doğru tasarladığında okumanın da cazip bir aktivite olabileceğini görmek. Ya yani buna mesela şöyle bir örnek gibi verebilirim. Hani nasıl çok fazla üst üste işte fast food'la beslenirsen normalde belki sevebileceğin sağlıklı bir yemek, iyi olduğunu bildiğin bir yemek cazibesini yitiriyor ya giderek. <laughs> Çünkü hani artık ona alışıyorsun, o dopamine alışıyorsun ve yine ertesi günde hamburger yemek istiyorsun. Ertesi günde Burger King McDonald's yemek istiyorsun. Ama mesela işte burada araya bir mesafe koyup yani kendini bir süre aç bırakıp o sebze yemeğini de isteyebileceğini kendine hatırlatmak. Yani aslında mucizevi bir şekilde ertesi gün kalkıp hayatının geri kalanı boyunca sebze yemeye başlamayacaksın. Yine mücadele etmeye devam edeceksin her gün yeni baştan. Ama en azından o mücadele için biraz daha o zihinsel berraklığa erişeceksin bunu yaptıktan sonra. Aynen öyle abi. Aslında bir, bir, bir tık aslında meditasyon gibi bir havası da var. Mesela bende öyle bir etki yarattı yani. Ya bütün uyarıcıları kestiğin için aslında kendi kafanda mesela düşünüp ama düşünmek istemediği bir sürü şey var ya insanın. Beni mesela birazcık o tarz bir noktaya itti. Hatta şey falan dedim böyle mesela 4-5 saat sonra artık. Zaman, ah bu arada video falan da çektik bir sürü. Onları da güzel bir video haline getireceğiz. Böyle saat saat fikir fikir ne yaptığımızı. Neyse abi şey falan dediğimi hatırlıyorum bir saatte. Abi dedim yani ne pis bir içim varmış ya dedim. Çünkü oturduğum zaman masaya aklıma sürekli böyle geçmişte ertelediğim şeyler geliyor sürekli. İnsan ilişkim olabilir, bilmem ne olabilir falan. Ve abi en son bir hani gün batımında çok sevdiğim bir yer var burada gün batımında. Hiç insan olmayan. Oraya gittim böyle tek başıma. Müzik yok, bir şey yok falan. Abi orada mesela artık böyle iyice tap noktaya ulaştı böyle hislerim. Sonra akşam mesela böyle bir iki kişiye bir şeyler falan yazdım. Böyle sevdiğim uzun anda konuşmadığım insanlar. Ya bir günde mesela ben de böyle bir etkisi direkt çok rahat gözlemleyebildim. Mesela bu dopamin, mesela dopaminle ilgili bir şey mi değil ama bir meditasyon mu? Kesinlikle meditasyon. Çünkü bütün gün hiçbir hissimden kaçamadım. Her kaçtığımda bir daha geri geldi, bir daha geri geldi. Dedim ki ya, ben bunu çözeyim. Yani ne kadar kaçabilirim bunlardan? Çözemedim <laughs> ama olsun adım attım. Evet evet bir adım yani zaten mucizevi bir şekilde 24 saat bir detoks yapıp bir oruç tutup her şeyin çözüleceğini beklemek hayal olur. Yani biz de zaten hiçbir zaman öyle bir şey vaat etmedik. Hatta öyle şeyler vaat edenlerden mümkün mertebe uzak durun diye tavsiye Aynen. ettik insanlara. Bu bir yatırım tavsiyesi değildir hep söylüyoruz. <laughs> Aynen öyle. Yani aslında mesela dinlediğim bir şeyde podcast röportajında da şöyle bir işte doktora soruyorlar bir psikoloğa soruyorlar bunu. Nedir bu iş bu diye bunun bir temeli var mı diyor. Adam da ya yani bu diyor hani bro science dedikleri sözde bilim diyor aslında. Herhangi bir dayanağı yok. Ama aslında bu zaten yıllardır da yüzyıllardır olan bir şey diyor. Bu hani Budistlerin inziva dediği hatta konuşmaya da kesince sessiz inziva dediği ve işte o dünyevi zevklerle aralarına mesafe koydukları kendi kendilerine kalıp kafalarındaki düşüncelere oturttukları bir pratiğin modern hali diyor. Ve işte dopamin hormonu üzerinden isimlendirerek satılıyor diyor. Hani puzzle'ın ilk parçası dopamin kısmı dedim ya. İkinci parçası da bu aslında. Yani ben de mesela e, direnmem gereken anlar kafama düşüncelerin hücum ettiği ve beni yorduğu anlardı. Hmm. Orada orada da şunu fark ediyorsun. Aslında sen bu aktiviteler sadece beyninde fazla dopamin salgılattığı için değil, aynı zamanda e, bir şeylerden kaçmak için de bu aktiviteleri yapıyorsun. Ya, ya. O yüzden mesela işte o puzzle'ın ikinci parçasında da hani günlük tutmak ve not almak da serbest olduğu için biraz bu düşüncelerin üzerine yazmak, bu konuda yapabileceğim bir şey var mı değiştirmek için onu irdelemek daha e, uzun vadeli bir yaklaşım olacaktır. Çünkü diğer türlü hani eşeğini aç bırakacaksın. Tamam ilk parçayı çok güzel yaptın Ertesi ama tüm oradan vereceksin yine. oradan Doğan boşluğu dolduramazsan ve orada bir anksiyete yaratırsan kendine yine en baştaki kötü alışkanlıklarına geri döneceksin büyük ihtimalle. Aynen öyle abi. Mesela benim mesela şey izledim izledik geçenler Cansu'yla Hannibal serisine sardık tekrar. İşte kuzların sessizliği i̇şte ikinci bölüm filmi mi dizi mi? Film film. Orada sürekli mesela bu şeyde yalnız başına bir şeyde ya bir hücrede ya Hannibal ve hı hı sürekli bunu şimdiden. ilk filmde sürekli şeyle tehdit işte bir şey yaparsan kitaplarını da alırız bir şey yaparsan kitaplarını da alırız falan. Sonra ben bunu yeni izlediğim için etkilendim herhalde dün de bunu yapınca kitap bile okuyamıyorsun ya. Yani bir insana yapılabilecek belki de en büyük işkencelerden bir tanesi. Ya tabii geçmişinde yüzleşmediğin şeyler varsa mesela Hannibal gibi bir karakter için düşün. Ya böyle çok garip bir tecrübe ya. Böyle sürekli bir yerdesin ama dikkatini dağıtabileceğin hiçbir şey yok. Ses bile yok, müzik bile yok. Mesela sürekli onu düşün. Mesela Stain Zweck'in satrançta da var diye benzer bir şey. Bir insanı bir odada yalnız bırakıyorsun. Hiçbir şey vermiyorsun. Kalem bile vermiyorsun. Sonra o zaten ister istemez odaya giren insanla bir şeyler konuşmak istiyor ve işkence ederek alacağın her şeyi adam sana anlatmaya başlıyor sırf bu ihtiyaçtan dolayı. Bu bakımdan da çok enteresan bir tecrübeydi. İlk defa böyle bir şey yaşadım. Garipti, güzeldi. Ben yani. mesela bunu ilk yaptığımda o ara çok yazmaktan yana sıkıntı çekiyordum. Mesela çok fazla yazmıştım onu hatırlıyorum. Ki ben mesela bunu çok düşünürüm. Hani benim mesela sevdiğim yazarlar işte adamın yazmaya başlama hikayesini anlatıyorsun. İşte mesela Aaron Sorkin var. Hollywood'un böyle en iyi senaristlerinden biri adam. Ya yani bir gün diyor New York'ta 30 metrekare bir apartmanda oturuyordum diyor. Çok canım sıkılmıştı. Odada sadece bir tane daktilo vardı. Ve oturdum yazmaya başladım diyor. Ve hoşuma gitti diyor. Ama aynı adamı al koy bugüne. odan adam büyük ihtimalle hiç yazmaya bile başlamamay başlamayabilir yani. Evet abi. Ya da şey gibi düşünebilirsin hani. Böyle hapse düşüp inanılmaz kitaplar yazmaya başlayan insanlar falan var ya. <laughs> yani tam olarak o yani. O dikkat dağıtıcı unsurlar sıka sıka küfürü bıraktık demiştim. Aynen. <laughs> çıkınca hayatından ya e o zaman daha yüksek değeri yüksek aktivitelerde bulunmaya başlayabiliyorsun. Yani iki bakımdan da çok mantıklı. Eğer prodaktif produktif olmak istiyorsan da çok mantıklı. Bütün bu engelleyici dikkat dağıtıcılardan kurtuluyorsun. Eğer kendi içinde çözemediği şeyler varsa da çok mantıklı. Dediğim gibi abi yani seve seve gidip onları yöneliyorsun. ve azıcık kafası çalışan bir insan sen şunu farkına varıyorsun ya bunlar havadan gelen şeyler değil senin içinden geliyor ve işte orada azıcık Freud'a göz kırparsak yani bütün bu bastırdığın hisler nevrotik olarak sana geri dönüyor hayatın bir noktasında belki çok içtiğin bir gün bir gün ailemle konuşurken yani bunları çözmeye başlamak için de güzel bir noktaymış. Hani tam olarak o yani hep böyle e, dile getirilen şey vardır ya. İşte 21. yüzyılda işte insanların hayat seviyesini, hayat kalitesini, hayat konforunu 100 yıl önceki insanların hayal bile edemeyeceği bir seviyeye getirdik. Ama bu sefer nevrotik bir patladı. Herkes depresyon, herkes anksiyete içinde. Bir şeyleri bastırmak için o kadar fazla opsiyonun var ki genelde de bastırıyorsun. Çünkü çok kolay yani ya da bir yere kadar kaçabiliyorsun bastırmadan. Şeyin bir tane sözü varmış Al Freud'un. Bunda o makalede yazıyor. Makalede yazıyordu. Silikon Vadisi'ndeki bir tane bu işte dating app'lerinin birinde şeyi varmış. Küçük böyle bir duvarda yazıyormuş. Mutluluk yoğun şekilde bastırılmış veya engellemiş olan ihtiyaçların kısa süreliğine tatmin edilmesinden başka bir şey değildir. Güzel. Şu anki yani çok şey. Evet ya, yani şu anki çoğu şey zaten buna hitap ediyor. Bastırdığımız her şeyi kısa süreliğine elde edebildiğimiz her şeye saldırıyoruz. Aynen öyle. Okey abi, biraz şeyden bahsedelim. Hani genel olarak nasıl bir tecrübe bekliyor eğer insanlar bu noktada artık bunu bir şey, bir zaman yapmaya ya da yakın zamanda yapmaya ikna oldularsa nasıl bir tecrübe bekliyor onları? Bokin Önden mi? belki belki <laughs> uyarmak da iyi olabilir. <gülüyor> <gülüyor> sen sen senin daha kötü geçmiş herhalde. Abi benim kötü geçti çünkü ya ben çok körleme var. Çok körleme yaptım. Birkaç sebebi var. Ee, ya yani mesela ben meditasyon yapmayı bilen bir insan değilim. Mesela sen izlemiştik ki bir tane çocuğun videosunu. Adını hep unutuyorum o çocuğun. Nathaniel. İşte o mesela Nathaniel böyle ha, Nathaniel. Aynen. O mesela böyle iki saatini meditasyonu geçirmişti. Ama benim öyle bir yetim yok yani. Mesela yaptığım zaman öyle bir geçmişten gelen bilgi birikimim olmadığı için. bize 5 dakika sonra sıkılıyorum falan bilmem ne. Bir de ben sigara içiyorum. O da mesela böyle öğleden sonra böyle inanılmaz başım ağrıdı. Bir de her gün günde kesin 5 bardak falan fişte kahve içiyorum. <laughs> Onların ikisini de kestiğim zaman böyle aşırı mutsuz etti beni. Ama şeyin de farkındayım yani bunları da okuduğum için. İşte atıyorum depresyonda en büyük sebebi dopamin eksikliği ya hatta ana sebebi. E şu anda depresyona girmiş gibi hissediyorsun. Okey hani sakin ol abi kafalı da başka bir şey yap hadi yürüyüşe çık hadi bilmem ne yap falan. Ama zordu yani böyle çok can sıkıcıydı. Ya yani yaparken keyif almayacaksınız bu arada. Onun yani öyle beklentili olmasın. E keyif al alabilirsiniz ama genel anlamda vadedilliği gibi böyle bütün hayatınızı işte bir anda fark edip her şeyi aydınlanacağınız bir tecrübe gibi düşünmeyin bunu. Aynen öyle. Sadece hayatınızdan böyle bir adım geri atıp belli farkındalıklar kazanıp ondan sonra geri girdiğinizde yani artık o her an o farkındalığı taşıyarak bazı şeyleri değiştirebilme gücünü bul bulabileceğiniz bir şey yani bunu vaat ediyor sadece. Ya buna şey derler ya böyle işte basketbolda futbolda da işte, topa basmak derler yani meditasyon aynı Aa, şeyi yapıyor öyle. ya hani her bütün takım halinde koşarken topla koşuyorsan birçok şeyi göremiyorsun ama hani yerinde bir saniye durup baktığın zaman Belki birine pas atman daha kolay bir sayı almanı sağlayacak veya futbolda, baskette. Tam olarak bende bu yüzden güzel bir etki yaptı. Ama dedim genel olarak zordu. Çok başım ağrıdı. Ve ben akşam zaten saat kaç? 9 falan sanırım bıraktım. Ve gece öyle uyuyamadım. Ya yani ben mesela hani Olcan'a da dedim. Size de söyleyeyim. Mesela Olcan çok sigaradan kaynaklı sıkıntı çektiği için ona şey dedim hani keşke hani sigara içip sonunu getirseydin. Çünkü hani en başta dediğim gibi bunu Dini bir şey değil. Bunu kafanıza göre esnetebilirsiniz. Ya o zaman da böyle doğada zaten... borusu gibi sır duman çıkardı evden ya. O kadar <laughs> canı sıkılıyor ki durmadan sigara içerdim böyle 78 tane falan. Onu da yapmak istemedim o yüzden. Biliyorum çünkü kendimi. Ya, ya şey de değil tabii bunu 24 saati tamamlamak da. Hani şart değil. Bunlar hani biraz uydurma bir şey olduğu için hani sizin kendinize göre belirleyebileceğiniz ya da kendi şartlarınıza göre belirleyebileceğiniz bir şey. Ama mesela bir sonrakinde çok daha planlı olacağımı biliyorum mesela. Ne içeceğimi bildiğim için. Senin nasıldı? Benim şöyle biraz zordu. Biraz dışarıda, ya evde başka biri daha olduğu için dışarıda vakit geçirmeye çalıştım. Elimden geldiğince konuşmak yasak çünkü. O da abi alerjimi tetikledi inanılmaz. Alerjisi olanlar bilir böyle. Yılın o ilk alerji başlama <laughs> vakti ölüm gibi bir şeydir. Yani durduk yere başıma bir bela aldım. <laughs> Ama genel olarak şu şekilde gelişti. Hani sabah ilk kalkınca şeyi çok zorladı beni. Hani Böyle bir motor çalışıyor, bir şeyler yapmak istiyor ama el freni çekili. Hani normalde ben sabah kalkıp direkt bir şeylere başlarım işte, bir şey yazmaya, bir şey araştırmaya, okumaya. Ona fırsat vermeyince düşünceler çok yoğunlaştı bu sefer. Onu çok fark ettim. Yani sabah böyle hemen bir harekete geçme dürtüm varmış. Ancak böyle öğleden sonra işte biraz yürüyüş yaptım artık, biraz zihnen ve fiziksel olarak. Yorulduktan sonra artık zihnim yavaşlamaya başladı. Sakinleşmeye başladı. Hı hı. Tam o aralar mesela gerçekten keyfini çıkardım. Şeyi fark ediyorsun. Hani dopamin senin odaklanmanı sağlıyor ya. Bir şeye odaklanınca o görüşün daralıyor. Yani o odağın daraldığı, odaklanmak dediğin aslında işte odanın bir noktaya doğru daralması. Ve bu durumu ortadan kaldırınca bu sefer daha geniş bakmaya başlıyorsun. Etrafta e, günlük hayatta fark etmediğin şeyleri fark etmeye başlıyorsun. Mesela en çok keyif aldığım bu moda girdiğimde genel olarak benim için iyi bir tecrübeye dönüştüren nokta burası oldu. Yani tam olarak meditasyon dedin ya. hani böyle meditatif bir hal vardı üzerimde. Evet ben de Daha... de. Da, Özellikle gün batımında ben de aynı öyleydim. Kafam sakinleşti yani hani böyle geçmişte de, gelecekte de değil o, o, anın içerisindeydim ve seslere odaklanıyordum. Küçük detayları normalde görmediğim şeylere hani ki Aynen. her gün yürüdüğüm yollarda yürüyor olmama rağmen. Mesela o tecrübe güzeldi gerçekten hani o te... bu tecrübe için bile o sıkıntıya katlanmaya değer bence. Bence de. Akşama doğru ben de mesela çok yoruldum. Ve daha önce yapmış olmanın verdiği rahatlıkla en azından dedim hani biraz şey yapayım. Bölümle ilgili araştırmaya başlayayım diyerek podcast dinledim en son. Kapanışa yakın. O şekilde orucumu bozdum ve cehennemlik oldum. Benim, benim abi şöyle çok salak bir video, hatta video da var. Onu da koyarız video kolojine. Böyle bu evde işte yan apartmanla balkonlarımız birbirine bakıyor. Neyse ben bir noktada saat öğleden sonra falan artık böyle ruhum falan daralmış. Dedim balkona çıkayım dışarıya bakayım böyle. Sonra çıktım abi böyle dışarıya bakarken hemen böyle 2 metre ötemdeki balkona hiç bakmamışım. Orada da bir tane amca var. Onlara sokağa çıkmak yasak ya 65 yaş üstü. <laughs> o da abi aynı şekilde aynı şekilde durmuş böyle dışarıya bakıyordu. Sonra durdum dedim ki adamla şu an hayatlarımız birebir aynı yani. O sokağa çıkamıyor canı sıkılıyor. Ben çıkabilsem de canım sıkılıyor. İşte en büyük isteğimiz dışarı çıkıp yürümek şu anda. Benim de öyle ama hava çok sıcaktı. Akşamüstü olmasını bekliyorum. Ve sakince abi ikimiz de dışarıya bakıp devam ettik 15 dakika hayatımıza. Sonra öyle bir video çektim böyle. ikimiz de aynı fotoğraf üstündeyiz. <laughs> i̇kimiz de böyle aynı yere bakıp böyle bomboş müzikle dinlemedik. Hayatı detoks olmuş değil mi artık? Evet abi. Gerçekten hayatı detoks olmuş. Yani. Evet Yok ben de mesela şeyleri iyi anladım. Böyle yaşlılar gidip böyle bir bankta saatlerce oturuyor hiçbir şey yapmadan. Mesela on, <laughs> onu çok iyi anladım yani. Keyifli bir aktiviteymiş. Evet evet. Katılıyorum. Okey. Kapatırken abi insanlara diyelim ki bunu denemek isteyenleriniz varsa bize yazabilir. Merak ettikleri bir şey olursa falan. Dahası yapan olursa eğer bizden duyup veya bir şekilde bize kesinlikle paylaşın tecrübelerinizi. <laughs> Konuşalım yani karşılıklı. Bize merak ediyoruz yani yapanlar neler yaşıyormuş falan. Ya belki bilmediğimiz farklı bir şeyler vardır falan. <laughs> Makalelerde yazan gibi abi yani. Onunla kapatabilirim. Bunun yani kanıtlanmış bir şeyi yok. Tıbbi bir gerçeği yok böyle fayda olarak. Ama yapmanın hiçbir zararı yok. Ve bütün alışkanlıklarınızdan bir gününe uzaklaşmış oluyorsunuz. Ve ikimiz de şunu çok rahat fark ettik ki inanılmaz bir meditatif etkisi var yani bu olayın. Bunun için bile ben kesinlikle pişman değilim. Gayet iyi. Kesinlikle. Ben de yapmaya değer diyorum. E bizi paylaşmayı da unutmayın. Aynen. Artık bizi paylaşmayı da unutmayın. Bölümü sevdiyseniz de hem paylaşın hem de kendinizi bir gün Bizim için oruç tutun. Rabbiniz için tutarsanız da olur. <laughs> o da olur. O bizlik bir konu yok. Evet. Ama yani bizim yaptığımız şeyin arasından suyu falan çıkarırsan da normal oruçlara da dönüşebilir. Bir de şu an Ramazan değil mi? Evet. Ramazan. Ramazana denk gelmeyse de. <gülüyor> 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 Onu düşünme oğlum zaten. Podcast için veya Rabbiniz için oruç tutun. Tercih sizin. O zaman haftaya kadar. Görüşmemek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.